Herkese selamlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün gözümüzü hastanede açtık. Nisanur'la hastaneye gittik. Dükkandaydık, şimdi eve çıkıyoruz. Geldik yine. Ayıttı. Selamünaleyküm. Meryem ablayı gördü ha şimdi. Çıkmıyordu. Meryem abla konuştu, orada konuştu. Tanıyor ya onu. Anne geldi. Emma. Meme. Ne var ne yok, bakayım bakayım dedim. Çıkayım dedim. İstemiyor mu? Aralık buldum. Boşluk bulduk, aralık bulduk. Ben de şöyle bir şey yapayım. Şurup da verelim Mehmet'e dedik. Nisa'cığım iki akşamdır kökür kökür kökür. Artık okula gitme dedim. Bugün hastaneye gittik direkt. Ama cıplak geziyor. Hiç sırt yeleksiz olmaz. Evet. Ben iyi gündür havalarım acıyor. Niye acıyor acaba? Ama yelek giymedim. Soğuktan. Girdim bu zaman. Soğuk alıyoruz işte. Güneşe anne az önce diyor ki. Bu yalancı güneş. Az önce şimdi merdivenden çıkınca diyor ki bana. Anne güneş var, bu havada mont mu giyilir? Ha, güneş var ama. Anne ben yalancı güneşi biliyorum. Yalancı güneş. Evet, yanlarında böyle. Parantez içinde sanki bir şey var. Yalancı güneş deniyor. Sen ne yapıyorsun? Yalancı güneş. Nisa Anur'un hastalığı Mehmet'e de bulaştı. Doktor... Bu da yalancı güneş işte. Evet. Kızım güneş zaten radyasyon saçıyormuş normal ya. Montunu asar mısın? Evet. Demek abla. Meryem ablayla mı selamlaştı Mehmet? Camdan cama. Kız, dişsiz kız. Yiyemez ki, kabuğunu soy da ver. Dişi yok. Sen Meryem ablayı mı gördün? El salladın mı? Orada duruyor. İsteyince veririz. Bu deli dana gibi. Bir de şey. Tanıdı herhalde. Tanımıştır. Geliyor buraya. Geliyor ya bana evet, bazen. Evet. Ya onun gözünden bir şey kaçar mı? Yolda da görüyor onu bazen. Ha. Nisa'yı yol etmeye iniyoruz ya. Böyle el salladım. Meryem abla da konuşuyor. Bir baktım. Görmüş bu da onu demek ki. Allah'ım ya. Geçende de konuşmuşlar ya oradan. Uyandı ya. Bir korktu. Anneme diyorum ki anne gelsene diyor. Ne oldu? Gözünü açamıyor. Açamıyor. Ben anladım işte, o yüzden şaka dedim sana. Suyla. Damla verdi öğretmen diyorum. Doktor. Dedim kardeşimiz de var böyle böyle, o da hasta oldu. Ona da damlatabilirsiniz, bir şey olmaz dedi. Öyle. Hem göz damlası verdi hem de göz için merhem verdi. Hani Meryem teyze? Gözleri dedim çapaklı, sulanıyor dedim. Meryem teyze? Ben de merhem olup Allahanayı doğradım. Bak ha. Bak gitti diyor. Soğan doğradım. Belki gelmiştir, gel bakalım. İyi. Pırasa doğruyordum sanki. Pırasa da kattım içine. Ha, haşlanacak mı onlar? Pişecek, nasıl olacak? Hep beraber. Kavrulacak. Ha. Sobayı yakalım, soğuk. Yakacağım anne Ben yeleğimi unuttum. Memo. Onun üstünde bir sürü sübük var. Mendille al, öyle olmaz. Elmayı da yemiyor. Ver. Atiye atiye atiye. Elinden iste, ver de. Hayır attım. Ama da burnumda. Anne Memo, lütfen bir kere olmasın. Nisa lütfen. Hasta çocuk. Ben etemin lastiği gevşemiş. Onu çıkardım. Elimde dikiyorum şimdi. Eteğinin lastiği mi? Evet. Bak. Allah'ım.
Cuma'nın şeyini diktik, paçasını dün. Kendi ihtiyacımı dikiyorum elimde. İhtiyacım elimde dikiyorum. Yani şimdi şeye mi gideyim? Terziye mi? O yok, terziye ben gitmiyorum. Kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Terzi kendi sokağını diker. Dikiyorum kendi sokağımı. Yama yapılacak yapıyorum. Kendi eteklerimi, şeylerimi sokuyorum. Kendi ihtiyacımı karşılıyorum ya. Pijama falan kesiyorum. Dikiyorum kendim. Oğlum. Ya anne ya, sıfatına bak. Duygusal poğaça. İş başında. Duygusal poğaça mı? Evet. Git havadan çakmak iste hadi. Duygusal poğaça çünkü Mehmet. Mehmet lütfen benim için. Önce o kağıdı parçala aldım ha. Atacak. At. Allah'ım yarabbim. Et. Hadi. Et. Evet. Kömürler yanmamış. Şöyle kömür alsa. Yana al, yana. Arkaya da koyma, yana al. Tamam. Mehmet de atsın. İsa da atsın. Kartonları koyalım önce altına. Randevumuz da yoktu ama sağ olsun, baktı doktor onunla. Randevusuz da bakıyorlar. O da sekreterden alıyor numara. Evet. Haydi. Şey, randevu alanlar da gitmiyorlarmış. Biz de randevu alamıyoruz bu sefer. Randevulu çağırıyor, randevulu gelen yok. Biz girdik aradan işte, anladın mı? Hayır, randevulu çağırıyor da randevu alıp gitmiyorlarmış. Bu sefer biz randevu alamıyoruz. Evet, olmuyor çünkü. Öyle olur mu ya? Yani kul hakkı bu. Mehmet bağlılar dikenliydi. Evet. Bakayım. Dikenliydi. Evet. Sabah külü döktüm de ben. Bahçenin kenarına döktüm annem yukarıya doğru. Çoktu çünkü. Dedik yani. Evet. Sırık sırık gelmesin. Hadi buğuyu da getirin. Şurayı çektirelim. Anne evde şey getireyim mi çakmak? Aldım ben. Cansız şeyden korkulur mu ya? Korkuyor işte. Neydi? Soğan... 5 tane soğan vardı. Doğra, soydum, doğradım. Lazımlık kabında da var. Lazım oldu diye. Kendim bu yapacak mı Mehmet? Ha. Takalım mı? Nisa elmasını yemedi. İstiyorsan sen ye. Şurayı elmayı dilimledi ya babaanne. Mehmet yemedi diyorum. Sen yiyebilirsin. Yok. Bir dikiş makinesi hayalim var ama ufak. Büyüğüne gerek yok canım. İhtiyacımızı karşılayacak. İkinci el falan. İdacığım. Yanar mı sobada? Hatta şeye inerken aşağıya dükkanın çöpüne indir. Bas, açalım bas. Bas, gelin bas. Bas. Bas hadi, Nisa basamıyor.
Kimi ev süpürür, kimi çamaşır asar. Bir şeyler yapmak lazım. Pardon. Çilem ablacığım, onlar da kurumuştur orada birkaç tane. Memo'nun çamaşırıyla. Ha? Ayakkabını lastikler. Olsun. Paspaslarımız vardı. Onları bana atarsan süper olur. Mehmet Bey'in çamaşırları. Kendi şişimde bir yıldır. Teşekkür ettim. Şey değil. Sen as onları. Öğle yine olmuş ya. Evet. Vakit ne çabuk geçiyor ya. Dümdümüz geçiyor. Gelmeyiz hoş. Gün yerinde, ay yerinde. Bakacağım. Ömrümüz geçiyor, ömrümüz. Evet, ömrümüz ömür gidiyor bitiyor. Çabuk çabuk. Ama biz hala bir hiçbir çaba yok. Boşan hala mı? Bu dünyayı boş şeylerine tapmışok. Boşa kürek mi çekiyoruz? Ne boşa yapıyoruz? Çekiyor tabii. Ömrümüz gidiyor, ömrümüz gidiyor kızım. Ömrümüz gidiyor ama hiçbir icraat yok kızım. Rabbim dinden imandan ayırmasın. Ezenin yüzü gözü hürmeti. Amin. Toplayayım şu süpürgemi. Buldun mu yine ne? Ah. Neredeymiş? Elimi yıkayım da şuna bir de şurup içelim. Reklamlar. Tutacağız. Ben kahve içtim, yapayım mı sana? Kahve bak. İç. Sıcak su var canım. Hemen yapar. Memo, bırak onları. İçeyim o zaman ben de bir bardak kahvenden. Olur. Gel. Gel, içelim, şurup içelim. Sen de içelim. Bakalım. Bakalım mı? Ne varmış? Bak. İçelim. Ay. Kendimizden geçelim. Babaannem ya. Kendimizden geçelim. Bir dakika gel bakayım. Gel bana gel. Gel. Yaklaş. Allah'ım gözlerine çocuğum. Çok Allah. Kötü olmuş ya. Gene geçmezse getirin dedi. Oh be. Dünya ben olmuş. Ben oğluma baba yedim ben annesi. Ben bitti sanırım da. İyi yaptın ablası. Anne ben haşlanmıştım. Ben sana şimdi ders veririm. Sarısını koydun. Anne ben koydum. Kalan bir şey anlatıyordur. 7-8 tane bisküvi koydum. İçim rahat etmedi. Belki az mı? Anne. Efendim. Nasılsın Mehmet'in? Ver ablasın. Ver ablasın. Allah. İşte. Anne antibiyotik da gel. Ağrı kesici gel. Terzi, terziye götürsem bu eten yakasını kaça diker? Şöyle koydum. Şimdi de 50 lira. Terzi de mi? Öyledir herhalde. Koydum. Teşekkür ederim. 50 lirayı da 2 gün ekmek parası yaparız. Ya elimden geliyor, ne olacak? Dikiyorum. Dikiyorum. Sıkma yavrum çocuğu. Ama ben böyle istiyorum. Seviyorsun. Tamam. Ama hastanın ikiniz de hastasınız şu anda. Hayır, Hüma da hasta. Hüma daha dayanıklı sizden şu anda, daha şey. Hayır ama okulda. Gelecek biraz ama da. Ama okulda değil. Saati geldi, gelir öğlenden sonra çıkıyor işte. Saat kaçırmadı. Şimdi bir çorba kaynatsak anne. Aa. Yoğurt çorbası. Mehmet de içiyor. Oo. Yiyor mu? Sabahımız bak bu böyle oluyormuş. Sabahımız bakayım. Bu boş mu oğlum? İlla. Yemedin mi Memo'ndan?
Simit var getirdim sana. Yo, hiç dönüp bakmıyor. Az bir şey kopardım. İştahı yok. Şey demem yani. İştah da gitmiş. Hiç dönüp bakmıyor. Tamam, bu Süma'yla paylaşırsın. Ayrıca anca zübürdü. Eline sağlık, ben içtim bile. Çok güzel. Afiyet olsun. Bak ipimi dolaştı, namaz saati. Namaz saati bırak diyor ilk sana. Ya. Örgüyü. Dolaştı ipim. Teşekkürler Çiğdem Hanım. Afiyet olsun ne demek. Her zaman. Şimdi ince dalları alta koymuşuz. Biz de tam tersi yapmışız. Mehmet'le nikah attığı için. Nasıl yapacak? Evet, ince dalları alta koymuşlar. Kalın dallar üstte. Işte. Tamam. Kuluksuz yanmaz. Kuluk koyarsın. Yumurta kartonu attım abi ki. Bu iyi tutuşturuyor. Hı-hı. Ama hava da güzel olunca mı yanmıyor bazen? Evet. Çekmiyor mu? Ne oluyor? Sen yok mu bu sabah? Geçen sene daha çok tutuyordu. Niye öyleydi acaba? Bu sene öyle çok tutmuyor neyse ki. Evet. Yine odun yanıyor kızım bundan. Şey kırpıntı şunu bunu koydun ya çok tez doluyor. Bacak tez doluyor. Evet. Sobanın borusu şu şeyi çok tez doluyor. Odun sağlığa da iyi. Hem de ısı değil güzel. Çok güzel odun. Hem de bacayı doldurmuyor. Evet. Hem de kömürden ekonomik. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkese kolaylık versin. Allah. Onu yakarken de Allah büyük. Allah. Rabbim bir yerden bir kapı açar. Aşağıda dizili çok görünüyor gözünüzde ama yaktıkça. Evet. Ya huzurlu yere yakmıyoruz. Soğukta da durulmuyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Doktor diyor ki şey diyor, keşke şöyle bir iki hafta okulları kapatsalar diyor. Şu an çok şeymiş, derdim varmış. Evet. Dedim ara tatil gelecek ama daha ara tatil de var yani. Evet. 20 gün var ara tatilde. Aynen. Çocuklar birbirine bulaştırıyor ister istemez. Aynen. Zaten öyle diye de şey, maske takılacak şey gelecek diyor. Geri gelecek de maske takma zamanları. Aynen. Ya bilmiyorum, sağlığımız için tabii takmamız gerekir. Aynen. Helikopter geliyor, helikopter. Sen bunun içinden lastiği çıkardın. Evet. Sökmeden çıkmıyor muydu o lastik? Çıkmaz. He, oraya komple mi gitmişti baba? Küçül müydü lastik? Başka lastik de açık.
Aha, aynen şeyinden dikiyor. Hiç belli değil. Neydi o? Ana, onu mu denildi? O ses neydi? Mehmet. Diyorum ya kendi ikiyorum. Yan devirmiş. Evet. Haykayı pardon. Kaydıra mı demiş? Abi elimde tek de elimde dikme. Hiçbir yerinde belli değil. Yo, Hüma'nın paçasını yapmışsın. Evet. Giydi gitti bugün okula. Evet. Odalara güneş vuruyor ya, odalar sıcak. Ama burası serin ya. Hı hı. Güneş görmüyor ya. Geç daha yok işte, yok. Yok ya. Çocuğun eş daha yok. Olsun, mama yedi ya. O tutar biraz onu. Bir, iki, bir, üç saat. Kaka bir şey de yapmadı galiba. Yapsaydı yanına geliyor insana. O pezikleri topladın mı anne? Çoktan denize indi yalnız. Gözükmüyor da o yüzden sordum. Denize indi ya çoktan pezuk. Ya nasıl yani? Pezukları topladın mı diyor bana. Pezuk yedik ya Çiğdem abla. Ben de diyorum pezuk denize indi ya çoktan. He anladım. Şimdi ben topladıydım ya. Ne yap dedik, börek mi yaptık? He. Pezuk çoktan denize indi ya Çiğdem. Gel oğlum düşersin gel. Hey Çiğdem hey. Bezelye tohumu attıydık ya geçen. O zaman topladıydım ben. Evet. Kavurduk. Annem evet. Yük açtı. Evet. Çiğ abla unuttu. Of. Bezelyenin şey ama pırasanın geleklerini yine doğrayalım. Hamur içine koyalım. Bu yasak da. Niye? Bir ay yapmıyoruz. Sebze. Sebze olsun. Sebze. Unundur. Sebze hiçbir şey olmaz. İlla böreğin içine koymak gerekmiyor. Yoğurt, sarımsaklı yoğurt yap. Olur mu? Olur, niye olmaz? Baba. Baba. Anne. Sabah kahvaltısında yumurta kır üzerine. Ha. Anne. Efendim. Annelere karşı çıkılmaz. Evet. Bu da benim iyiliğim için diyor ama. Annelere karşı çıkılmaz da babaannenin ellerini görmüyor musun? Aman. Yere içinde hep. Günah değil mi? Üzülüyorum. Sen üzülmüyor musun? Hadi gel. İçeri balım. Yok, buradan çıkacaksın. Oradan değil. Buradan çıkacağız gel. Hamur yemek değil. Şimdi bir ay yemeyelim, bir ay sonra ödül veririz. Babaannen de rahat durmuyor. He anne. He? Bir ay yemeyelim, bir ay sonra ödül. İnşallah. Burnun gelmiş hep balım. Tüttürdüm aha. Tütmedi, tütmedi dedik. Tüttü. Hamursuz yaşayamayız biz. Hamursuz yaşayamayız. Ekmeksiz yaşayamayız. Hamursuz yaşayamayız. Böreksiz olmaz. Oo. Bak anne temizlik şimdi yapıyor. Şimdi hamuru yoğuracaksın. Hamurun üstünde açacaksın. Akşam gelince bir tava çevirsin. Olmaz mı? He? Olma mı? Mis olur da. İçine ister pırasa koy, ister ekşimek koy, ister peynir koy. Anne, bunun içine...
biliyor musun? Hep gönlüm öyle değil. Hayır. Öyle. Gönlümüzün dediğini yaparsa. Hep üretici. Hayır. Ya üretmek istiyorum ben. Güzel diyorum da. Dur. Sonra oralarımız buralarımız kaşınıyor. Üretmek istemiyorum. Bir şeyle meşgul olayım. Memo! Memo! Yani elim tut otur olmuyor, öyle olmuyor. Bir şeyle meşgul olmak istiyor. Neler geçiyor önünde? Neler geçiyor? Gidiyorsun da yaramıyor işte. Yaramadığı gibi. Yapınca da yemeden olmuyor. Anlıyor musun? Anlıyorum. Tamam. Benim onumdan alacaksın. Bağ uyum sağlayacağız. İşte her yerde de bulamıyor. Böyle yüzümüzde var. Ya bırak. Alalım inşallah. Ya bırak. O zaman yaparsın dediğin gibi. Niye? Onun tadı da aynı. Güzel oluyor yani. Evet. Kara unta iyi ya. Beyaz un. Peygamber Efendimiz beyaz un yememiş ya. Yememiş ya hiç. Geç. Niye biz ele şey... Kaç? Burada üdülür gelir diyor. Ha. Ondan sonra elekten bir kere geçiriyorduk. Yoğuruyorduk. Yapıyorduk ekmek. Yapıyorduk börek. Bazen de böyle... Un fabrikasına götürüyordum babam. 2-3 çuval un. Ha. Onu yufka yapardım. Anladım. O 2-3 elekten geçiyor. Elekte kalanı ne yapardın? Hı-hı. Elekte kalınları mı kalıyor? Evet, evet. Aynen öyle. Onu da bir elekten geçiriyorduk. İneğe yal yapıyorduk ya. Ha. Hayvanlara yal yapardık. Hayvanın yiyeceği ottan böyle onları bıçağla üşerdik. Yıkıyorduk onu güzel yine çamurunu. Ondan sonra unu ele ondan koyardık. İneğe yal yapardık böyle yeşillikten aynı lahana çorbası gibi. Ondan geride ineğin altına gir. Bir yandan yalı yesin bir yandan sen sağ. Hayvanın yediğini de özenle yapardın, evet, değil mi? Evet. Tabii ki. Ne demek? Evet. Babaannem de hatırlıyorum ona yani ben daha Nisa kadardım köyde. Kepek hazırlardı böyle özel, böyle dua ede ede hazırlardı. Evet. Neden okuma gitti? Bir minnoş gördüm burada. Ablam neden okuma gitti? Ablan hastalandı, rapor aldık. Gel. Doktor istirahat verdi ablana. İşte seni de, sana da şurup yazdı doktor. Gel. Dinlen hadi sen de. Ellerini yıka güzelce. Bol bol sabun suyla. Ben gideyim şimdi. Beni aşağıdan çağırdılar. Ablanla oynarsın işte. Ne güzel. Bak evde ablan. Dinlenin hem sıcak sobanın yanında ıhlamur da için. Ben birazdan gelirim yine. Pantolonun da çok güzelmiş. Hadi kapat kapıyı Mehmet. Kapat oğlum hadi. Hümacım da geldi. Aşağıdan dükkandan atölyeden çağrıldım. Mal gelmiş onu çekecekmişiz. İşler güçler devam. Babaanneye emanet ettim. Ben de indim aşağıya. Yine ara ara çıkıp bakacağım. Üçü birden evde. İkisi hasta. Bilmiyorum. Rabbim tüm hasta çocuklarımıza, tüm hastalara Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.